Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi Türkiye zaten bitik. Geldi Türkiye bitirdiler. Ne diyeceğimizi biz de bilmiyoruz ki. Bir şey dedi mi ceza önlesin. Suç. Siz çalışan mısınız, işveren misiniz? Çalışıyorum. Peki kıdem tazminatı sizin için ne ifade ediyor? Kaldırılırsa hakkınızı gasp edilmiş olur mu? Elimizden alıyorlar. Başka bir şey yok. Her şeyimiz gitti. Çocuklarımızın geleceği gitti. Biz ona güvenerek çalışıyoruz. O da gitti mi tamam bitti. 2022'de uygulanmasıya başlanması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi zor. Yani bunların şeyinde çok zor. Yani ne diyeceğim ben bilmiyorum. AK Parti yıllardır kıdem tazminatını gündeme getiriyor. Sizce bunun nedeni nedir? Onun nedeni her şeyi bitirdiler, o kaldı. Bütün her şeyi yediler, sadece şey kaldı. Kıdem tazminatlarını da yiyecekler, tamam. Şehitler parasını yediler. Şehitler parası nerede? Gaziler parası nerede? 15 Temmuz gaziler parası nerede? Yok. Kefen paramız bile gitti. Daha başka bir şey diyecek bir şeyim yok. AKP'nin çıkarmayı planladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ya kıdem tazminatları bir kere işçinin güvencesidir. Bence yanlış bir şey yani. Kıdem tazminatını niye işçiden alsın ki? Niye başka bir fona aktarılsın ki? Bence yanlış bir şey. Kıdem tazminatının kalkmasıyla siz hakkınızın gasp edildiğini düşünüyor musunuz? Ya gasp değil de yani bana bugün lazım olan bir para 20 sene sonra verse ne olur, vermese ne olur? Peki çalışan için kıdem tazminatı tam olarak ne ifade ediyor yani? Ya çalışan için varsayalım ki 10 sene bir yerde çalıştığın zaman kıdem tazminatını alıp atıyorum 3 ay, 1 ay, 5 ay işsiz kaldığın zaman kıdem tazminatına geçiniyorsun. Ama kıdem tazminatı olmadığı zaman nasıl geçinecek bu işten çıkan adam, neyle geçinecek? Yani ufak bir güvencesi kıdem tazminatı. Sizce neden AK Parti sürekli olarak kıdem tazminatını gündeme getiriyor? Ya bence onun ekonomiyle ilgili bir sebep, başka da bir sebebi yoktur yani. Ekonomiyle ilgilidir, yoksa niye versin ki? Yani bir fon oluşturuluyor, işçinin sırtından şeyidir yani, bunun başka bir açıklaması yok. Siz ne işle uğraşıyorsun? Ben hizmet sektörüyle uğraşıyorum. Hizmet sektörüyle uğraşıyorum. Yani kıdem tazminatına bence dokunulmaması lazım. Valla o siyasi bir düşünce yani, onu ben pek bilemem yani. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani siyasetin almış olduğu bir karar yani. Senesini doldurmayan insanlar, bir telefonla öğreniyorsun ki işten çıkarılmışsın. Biz de sosyal hakkımızın olmasını istiyoruz çünkü mağduruz. Ya sonuçta yani isteyerek işten çıkarılmadık. Onlara da bir ödenek verilmesini rica ediyoruz lütfen. Şimdi 2022'de uygulamaya girmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi konuşuluyor, gündeme geldi. Bireysel mi? Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sisteminin devamı gibi. Bununla birlikte kıdem tazminatını 65 yaşının altında alamıyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kıdem tazminatı bir çalışan için nedir tam olarak? Yani emeklerinin karşılığı da tabii ki alması gerekir. Yani. Peki bu uygulamayla birlikte çalışanların hakkının gasp edildiğini düşünüyor musunuz? Eğer öyle bir uygulama olursa tabii ki. Şu anda herkes mağdur yani. Mağdur olmayan kimse yok. Var mı? Yok. Bu insanlar bunun için bekliyor. Mağdur edildiği için. Bir telefonla öğreniyorsunuz ki işten çıkarılmışsınız. Yani bu haksızlık. Başvurduğunda diyor ki işte size diyor devlet diyor, işveren diyor ki devlet bana diyor bir ödenek vermiyor diyor. Ben de çalışanımı vermiyorum diyor. Öbür taraftan baktığında da o haklısın. Öbür taraftan. Ama ben şu an çalışmıyorum. Ben kardeşim için geldik. Çalışan sonuna kadar emeğinin karşılığını almak zorunda. Şu an benim eşim tekstilde çalışıyor. Bir iki hafta sonra o da işten çıkarılacak. O da mağdur olacak. Herkes mağdur. Bir mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Özellikle senesi dolmayan çalışanlarımız var. Herhangi bir, daha önce söylediğim gibi, bir ücret almıyor. Bunlar için de bir bir hak olmalı yani diye düşünüyorum. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Emeklilik sistemiyle şu an için eski sistem daha iyi. Yani benim fikrim o. Çalışanların kıdem tazminatını alamaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 65 yaşından önce alması zor. O da yanlış bir şey. Yani şu andaki sistemi daha da çok geliştirmeleri gerekiyor. Yani insan işten çıkıyor, mahkemelik oluyor. Yani bu devlet bir yasa çıkarıp insanın tazminatını hızlı bir şekilde verilmesi gerekirken farklı farklı şeylerle uğraşıyorlar. Yani
elimizde kalmış bir kıdem tazminatı, onu almaya çalışıyorlar. Yani zaten her şeyi işçiye yüklüyorlar. İşçinin üzerinden ne kadar daha koparabilirsek onun peşine gidiyorlar. AK Parti iktidarında 7 Çalışma Bakanı da kıdem tazminatını gündeme getirdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Bir sonuca varılamaması, hala tartışılıyor olması, gündeme geliyor olması ile ilgili. Yani onunla pek bilgim yok yani neyi gündeme getirdiğini. Ama ben fazla işçilerle oynamaması gerektiğini düşünüyorum yani. İnsanların daha çok, yani işçilerin daha çok bir gelir elde etmesi gerekirken, ya yani daha insanlara bir şey vermesi gerekirken yani sürekli almaya çalışıyorlar. Yani şu andaki sistemi geliştirmesi gerekirken bu sistemi çöpe atıp daha kötü bir sistemle yani insanlar baş başa bırakıyorlar. Peki kıdem tazminatı çalışan için ne ifade ediyor? Bu elinden alındığı zaman hakkının gasp edilmesi söz konusu oluyor mu sizin? Tabii %100 yani tamamıyla insanların hakkını gasp ediyorlar. Yani şu anda da gasp ediyorlar. Şu andaki sistem de iyi bir sistem değil. Şu anda çalışanlar çoğu hak etmediği bir şekilde işten atılıyor işçiler ama tazminatını alamıyor. Mahkemeye gidiyor. Mahkeme 3 sene 4 sene sürüyor. Ya alıyor ya alamıyor. Veya çoğu bilgisiz insanlar oluyor. Alıp Allah'tan bulsun diye çekiye gidiyor. Yani çoğu insan zaten şu anda da alamıyor. Ama bu sistemi geliştirmesi gerekiyor. Yani sen elinde her şey var. Sen devletsin. Devlet olarak bu sistemi geliştir. Ya bunun kanunu çıkar. Bu adamı çıkarıyorsan, çıktıysa veya çıktıysa da çıkarıyorsan da tazminat etse ver. Verdir yani bunu insan şey değil yani. Ama sürekli nasıl daha fazla işçiden koparabiliriz onun derdinde. Bugün hiçbir işveren vergi vermezken işçinin sırtından vergi peşin alınıyor. Sigortası her şey peşin alınıyor ama işverenden hiçbir şey alınmıyor. Ödemese de ödemiyor. Onunkini 5 sene ödemiyor, 6 sene ödemiyor, iptal ediyor. Vergi hafı çıkarıyor, iptal ediyor ama bize öyle bir şey yok yani. Siz ne işle uğraşıyorsunuz peki? Ben işçiyim, ben garsonum. Yani 3 aydır, 4 aydır çalışmıyoruz, şey yapmıyoruz. Yani devlet bana 1000 lira para verdi. Vermedi değil, 1000 lira verdi. 1000 lirayla ben şimdi 4 aydır 3 çocuğa bakıyorum. Evim kira, zaten 4 aydır kira da vermiyorum. Veremiyorum daha doğrusu. Öyle geçinmeye uğraşıyoruz yani. Hayat mücadelesi veriyoruz. 1000 lirayla işte 4 aydır idare ediyoruz. Kıdem tazminatı bir çalışan için ne ifade ediyor sizce? Geleceğinin güvencesi, hem kendisinin hem ailesinin geleceğiyle ilgili güvence kaldırılmaması gerekir. Doğrudan doğruya şu andaki yasalar nezdinde ne ödeniyorsa onun ödenmesi gerekir. Peki kıdem tazminatının kaldırılması çalışanın iş hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor mu? Elbette ki geliyor. Zaten bütün hakları gasp ediliyor. Bir de kıdem tazminatına el konulursa işçinin gelecekte hiçbir şekilde bundan faydalanamayacağı açıkça ortada. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni ortaya çıkan 2022'de. Bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işçinin %75 kıdem tazminatına el konacak ve karşılığında belki aylık 50 lira 100 lira şeklinde emekli maaşına bir ilave yapılacak. Bunun yapılmaması gerekir. Hakların gasp edilmemesi gerekir. AK Parti hükümeti yıllardır kıdem tazminatını gündeme getiriyor çeşitli zamanlarda. Sizce bunu neden gündeme getiriyorlar belli periyotlarda? Muhtemelen maliyede hiçbir şey kalmadı. Para kalmadığı için kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Ama kaynak işçinin gelecekteki hakları gasp edilerek yaratılamaz. Başka kaynaklar var. Her şeyden önce köprülerdeki, otoyollardaki, şehir hastanelerindeki ve buna benzer yerlerde boş yere ödedikleri paraları ödemesinler. Kaynak daha çabuk yaratılır. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Kaldırmalar iyi olur. Kıdem tazminatı oldu bitti zaten işçiyle işveren arasındaki bazı sorunlara sebep oluyor. Kıdem tazminatını kaldırıp başka bir ortamda, başka bir şekilde, başka bir formu altında direktmen devletin garantisi olması daha iyidir. Yani bir insan işe başladığında bence iş akdi sona erinceye kadar olan kıdem haklarının tamamının SSK'da birikmesi daha iyi olur. Ne kadar alacaksa gider oradan alır. Şimdi bakın çalışma ile ilgili davaların tamamında kıdem tazminatı sorunu vardır. Herkes mahkemelik oluyor. Avukatlar, hakimler, savcılar falan filan bir sürü iş çıkıyor. Onun için kıdemin orada birikmesi daha faydalı.
Teşekkür. Kıdem tazminatının kaldırılması çalışanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor mu sizce? Gelmez. Kıdem tazminatı eğer ki kanunlarla çalışana veriliyorsa veriliyordur. Verilmiyorsa da birinin hakkının gasp etmesi manasına gelmez. Ama bir hak varsa da o hakkın güvenilir bir yerde olması iyidir. Neresi? Bu SSK. Adam kaç ay çalıştı? 5 sene, 3 sene, 10 ay. Neyse ne kadar birikmişse orada birikmesi lazım. İşten ayrıldığı zaman gidip kıdem tazminatını oradan alın. Aksi takdirde olmaz. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yanlış bir karar. Çok yanlış. Neden peki? Ya zaten hepsini düşürdüler. Yani bütün değerleri, oranları düştü. Yani aldığımız maaşlar da şu anda az. Onu da kaldırırlarsa olmaz bence yani. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılması, işçinin hakkının gasp edilmesi anlamına gelir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten işçinin hakkı yok ki şu anda. Yok, hiçbir şekilde yok. Önceden de yoktu, şu anda hepten kalktı. Ben kabul etmiyorum, yanlış buluyorum. AK Parti'nin yıllardır bunu gündeme getirmesi, kıdem tazminatını gündeme getirmesinin sebebi nedir sizce peki? 7 Çalışma Bakanı da bugüne kadar kıdem tazminatını gündeme getirdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani AK Parti birçok şeyleri yapmaya çalışıyor ama kendince doğru ama bizce yanlış. Ama bir şey yapamıyoruz biz de. Yani hakkımızı duyuramadık. Sesimizi çıkartamıyoruz. Yanlış yapıyor. Niye yaptığını bilmiyorum. Yani kendince bir şeyler yapıyor. Çok şeyler dönüyor. Biz farkında değiliz ama çok şeyler oluyor. Bilmiyorum yani ne düşünüyorlar. İnşallah doğru karar verirler ama değil. Yanlış yani. Şu anda yanlış buluyorum ben. Son olarak 2022'de uygulanması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tamamlayıcı. Yani iş yok. Okuyan çok. Yani birçok insan iş üniversite bitiriyor ama şu anda üniversiteli işsizler var. Herhalde onu azaltmak için yapıyorlardır. Yani bilmiyorum yani neden olduğunu. Tamamlayıcı emeklilik. O zaman da aldığın maaş şey düşecek, miktar para düşecek emekli olduğun zaman da. Daha az vermek için yapıyor bence. Başka bir amacı yok bunun. Kaldırılması lazım tabii ki, kesinlikle. Bu bir haktır. Haklar alınmaz. O yüzden ben de böyle bir kıdem tazminatı gasp edilmesine karşıyım. İşçinin hakkı olarak kıdem tazminatı gasp ediliyor mu sizce kaldırıldığı zaman? Kesinlikle gasp ediliyor. Kesinlikle. Kaldırılmalı mı peki sizce yoksa? Hayır yok, kaldırılmamalı. Kıdem tazminatı verilmeli insanlara. Çünkü işçinin, emekçinin en önem verdiği bir kıdem tazminatı var. O da elinden alırsa güvenece hiçbir şey kalmayacak. 2022'de uygulanması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi 2000 bilmiyorum tam olarak da biraz zor geçer. Çünkü artık eskisi gibi değil insanlar. Gerçekleri görüyor, gerçekleri biliyor. Hakkını da biliyor, hukukunu da biliyor, adaleti de biliyor. Biraz zor diyorum. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kıdem tazminatının ortadan... Valla sonu o kaldı herhalde, başka bir şey yok. Ama ne diyeyim bilmiyorum. Bence doğru değil ama yapılacak bir şey de yok. Peki kıdem tazminatı çalışan için ne ifade ediyor? Kaldırıldığı zaman hakkı gasp edilmiş olur mu? Hem de nasıl? Başka hakkı yok ki. Zaten tek onun için herhalde son şey yaparken hep hayallerini ona göre kuruyordur. Ama yapılacak bir şey yok. Yani şu anda güç kimin elindeyse onun dediği oluyor. Yani zoraki de olsa bir şekilde oluyor. Ve başka çaremiz de yok. Bekleyip göreceğiz. AK Parti'nin yıllardır kıdem tazminatını gündeme getirmesinin sebebi nedir sizce? Valla başka bir şey herhalde bir şey de kalmadı. Anladığım kadarıyla çok krizde anladığım kadarıyla. Gerçi ne kadar bunu göstermiyorlarsa da ama bu kesin böyle. Çünkü vardıkları yer, yaptıkları şey işte bize Türkiye'mle işte şeyle krizin çok doruk noktasında olduğumuz belli. Ama dediğim gibi yani başka nerelere gider onu da bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur. Ama başka çareleri de yok galiba. Yoksa buralara büyük ihtimalle gelemezlerdi. Çünkü bunun ağır sonuçları olur bence. Bence öyle. 2022'de uygulanması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz gündemde? Valla dediğim gibi yani bir şeyler devamlı böyle bununla ilgili bir şeyler geliştirmeye çalışıyorlar ama
dediğim yani bunu bekleyip göreceğiz ama bunun ağır sonuçları olur onlara bence. Çünkü insanlar, çalışan insanların başka bir şeyleri yok. Yani tutunacakları tek dalları kıdem tazminatı oluyor. İşte aylıkları oluyor ve onlarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve dediğim gibi bu çok zor olur insanlar için. Bir şekilde bir yere kadar o bence bir yere kadar şey yapar. Yani onu tolere edebilirler ama ondan sonra büyük sıkıntılar olacağı kesin. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Kıdem tazminatı işçinin emeğinin karşılığı olduğu için bunda tasarruf yetkisinin işçide olduğunu düşünüyorum. Devletin bu konuda bunun müdahalesinin haksız ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum. Peki AK Parti'nin yıllardır kıdem tazminatını gündeme getirmesinin sebebi nedir sizce? Bozulan ekonomik sistem. Ekonominin bozulmasını belli noktalarda tamir etme ihtiyacını işçinin emek gücünden alarak yapmaya çalışıyor. Bu yanlış. Daha farklı yollara başvurulması gerekiyor. İşçinin daha çok iş alanları açılıp mevcut sosyal haklarının daha da arttırılması gerekiyor. Böyle düşünüyorum. 2022'de uygulanması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişinin 75 yaşına kadar yaşayıp yaşayamayacağı belli değil. Onun zaten emeklilikten sonra emekli zaten olduktan sonra da insanlar çalışıyor. O yüzden kıdem tazminatının böyle kademeli şekilde verilmesine karşıyım. Haksız olduğunu düşünüyorum. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Niye kaldırıyorlar? 2022'de tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek. Bununla ilgili birkaç maddelerden bir tanesi bu. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Öyle bir şey niye kaldırsın da yanıyor? Yani ben kendi şahsım istemem ben yani. Yani yanlış bir şey yani. İşçinin hakkı gasp edilmiş olur mu kıdem tazminatı? Yani illa ki yani. Çalış ondan sonra nasıl olacak yani? Boş yere çalışmış oluyorsun yani. İnsanlar yani öyle bir şey yapmaları bence yanlış. Yani ben görüşüm öyle. Peki AK Parti'nin yıllardır kıdem tazminatını gündeme getirmesinin nedeni nedir sizce? Valla ben çok çektim. Emekli oldum bir seneden beri. Hani çok çektim ben. Yani çekme dediği çekenlerdenim yani. Bir sene oldu daha emekli olalı ama yani bu tazminatta yani çok hatalar yaptılar yani. Yani işçi daha, emekçi daha bunun hakkını yenir mi yani? Yani gasp ediyorsun, vermiyorsun, etmiyorsun. Çok şeyler biliyorum da söylemek istemiyorum. Çok şey. Kaç yaşında emekli oldunuz? Ben 58 yaşında emekli oldum.